Sayın Genel Başkanım, değerli hazırım, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben de engelli bireyler çalıştığında sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel evlatlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Özel vatandaşlarımız en önemli hususun farkındalık olduğunu biliyor. Farklılıkların ise bizim zenginliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Sayın Genel Başkanım, 23 Nisan nedeniyle bir klip hazırlamıştık. Öyle ilgi çekti ki, işitme engelli bir kızımızın, küçük bir kızımızla birlikte çekmiştik. 4 milyona yakın sadece Twitter'dan izlendi. Ve altına gelen yorumların birçoğu farkındalık yarattığı konusunda bize teşekkür ettiler. Böyle bir sorunumuz var. Beypazarı'nda belediye başkanıyken aşağı yukarı %10'a yakın engelli olduğunu biliyoruz toplumda. Seçimlerde bizden birçok vaat istediler. Daha sonra bir çalışmayla dedi ki meslek edindirme kursu açalım. O zaman teşvik vardı. 20 kişi bulamadık bu sefer. Neden? Çünkü maalesef aileler de engelli çocuklarını gizliyorlar. Böyle de bir sorun var. Bu sorun hala da devam ediyor. Bence biz bir önce aileleri biraz eğitmek gerekiyor. O çocukların kendi ayaklarında kalabileceğine kendilerinin de inanmaları gerekiyor. Efendim bizler çok yakın zamanda Yeni Mahalle'de Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'nde hafta içi öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 10'ar kişilik iki grup halinde her ay 400 kişiye ücretsiz hizmet verdik. Mola merkezi dedik. Türkiye'de çeşitli yerlerde var. Çünkü aileler sürekli onlarla birlikte olmaktan günlük işlerini yapamıyorlar. Oraya bırakıp birkaç saatinde en az gündelik işlerini rahatça görebilecekler. Yine Sincan ve Anıttepe'de de özel gereksinimli çocuklar için mola evlerimizi faaliyete açtık. Buralarda da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 10'ar kişilik iki grup halinde her ay 800 kişiye ücretsiz hizmet veriyoruz. Özel çocuklara sahip anne babaların çoğunlukla kendilerine vakit ayıramadığını biliyoruz. 2 ve 6 yaş arası bedensel ve zihinsel engelli çocuklarımızın oyun ve çeşitli etkinliklerle vakitlerini geçirmesini sağlamayı, bu sürede ailelerin de kendilerine zaman ayırmalarını hedefliyoruz. Bence en çılgın projelerden bir tanesi de budur. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye bakım ve onarım atölyesiyle akülü ve tekerlekli sandalyenin tamirini ücretsiz karşılıyoruz. 2020'de faaliyete geçen atölyede bugüne kadar 700 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Yine Ankara'nın yoğun olarak kullanılan 28 park alanı ve prestij farkında uluslararası standartlarda toplam 36 tane şarj istasyonu ile engelli vatandaşlarımıza araç şarj istasyonu kurulumunu da tamamladık. Çankaya'da Çayyolu'nda Türkiye'nin en büyük engelsiz kreşinin yapımını hızla devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde açacağız. Projemizde engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, geniş avlu ve amfiteyatroda yer olacak. İnşaatın %90'ı tamamlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Genç ve Spor Bayramı'nda inşallah hep birlikte açacağız. Ulus'ta bulunan kapalı dolmuş durağının kültür merkezine dönüştürülmesi projesi kapsamında 1184 metrekarelik alanı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Anadolu Medeniyetler Müzesi işbirliğiyle Görme Engelliler Müzesi yapıyoruz. Belediye meclisimizden karar alındı ve protokol imzalandı. İnşaatı şu anda sürüyor. 2023 yılında da tamamlanacak. Yine eskiden çok şaibe vardı dağıtımında. Engelli simitçi mekanlarında hakkaniyet ölçüsünde eşit şartlarda kura yöntemiyle dağıtıyoruz. Ayrıca engelliler hizmet ve rehabilitasyon merkezimiz aracılığıyla özel vatandaşlarımız için sunduğumuz temizlik ve evde bakım hizmetine pandemi nedeniyle bir süre ara vermiştik. Bu hizmetimize bayramdan kısa bir süre sonra yeniden başlıyoruz. Ayrıca kent konseyimizde bulunan engelli meclisi başta olmak üzere belediyemizin birçok biriminde sürekli olarak farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Ego Spor'da
engelli sporcularımızı yetiştirmeye devam ediyoruz. Uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil etmeye devam ediyorlar. En son Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatlarda 3 branşta 8 sporcumuzu ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve birçoğu da madalyayla ülkemize döndü. Yine Ego Spor Kulübü ile Salyangoz ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile işbirliği yaparak kentimizde yaşayan işitme engelli çocuklar için yüzme kursu düzenlemeye başladık. Özel teknik ve yöntemlerle verilen ücretsiz kurs sayesinde 6-12 yaş arası evlatlarımız yüzme sporuyla tanıştı. Çok yakında var ama kullanımında bir takım problemler var. Türkiye'de görme engelli vatandaşlarımız için navigasyonlu baston projemizi hayata geçiriyoruz. Bu üretildi ancak kullanma açısından çok rantablı olmadığı söylendi ama o eksiklikler yazılımda gideriliyor. Eğer olursak görme engelli yurttaşlarımıza da navigasyonlu baston vereceğiz. İşitme engelli hemşirelerimize ise işitme cihazı alıp dağıtıyoruz. Sayın Genel Başkanım, özel vatandaşlarımız genellikle sadece kendi günlerinde anılır ve daha sonra sorunlarıyla baş başa bırakılır. Bizler Cumhuriyet'in başkentine yakışır bir şekilde engelli vatandaşlarımızın yanında olmak, engelli dostu bir kent oluşturmak için var gücümüzle bütün belediyelerimizde hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin huzurunda engelsiz bireylerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla bundan sonra da birlikte çalışma irademizin güçlü bir şekilde devam edeceğini tekrar ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Katkılarınız ve katılımlarınız için hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.